Refik Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyiz. Bakalım kimlerin şifasına yardımcı olabileceğiz? Kimlere nasıl bir katkımız olacak? Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Eğitimlerimizle ilgili soru sormak isterseniz sizleri canlı yayına alırız. Ben kanal mıyım diye merak ediyorsanız sizin kanallarınızı test etmek üzere sizi canlı yayına alırız. Bakalım bakalım. Eğer kulak zarı delikse, işitme problemi varsa ve hatta hiç işitmiyorsa kişi, canlı yayına alırız. Pakize Akdemir Yıldırım, oğlumda otizm var demiş. Otizm için canlı yayına alamayız. Otizm aylar süren bir çalışma. Eğer görme problemi varsa, görme probleminizin ortadan kalkması için canlı yayına alırız. Havva Uzun, canlı yayına katılmak istiyorum demiş. Peki, Havva Hanım kanal olmak için mi canlı yayına katılmak istiyorsanız lütfen onu yazınız. Arkadaşlar, eğer burunla alakalı, nefes almakla alakalı, koku almakla alakalı problem varsa yine sizi canlı yayına alırız. Yazdıklarınızı okuyorum. Havva Uzun kanal olmak için katılmak istiyor. Havva Hanım, şu an size canlı yayına katılım daveti gönderdim. Havva Hanım merhaba. Merhaba hocam. Şükür kavuştu bana. Merhaba olsun. Alemler öteniz sonsuz olsun. Olsun inşallah. İlk defa mı katılıyorsunuz bizim canlı yayınlarımıza? Evet ilk defa. Birinci modül eğitimini Recep Özel hocamdan almıştım. Sonra böyle beklemede kaldım ikinci, üçüncü için. Ama sizi sürekli takipteyim ben hocam. İnşallah ikinci, üçüncüyü de almak istiyorum. Tamam. Ne mutlu size. Ve ben sizin eğitmeniniz olduğunuzu bilmiyordum ve bakalım eğitmenimizsiniz ve kanallarınız ne durumda? Hazır mısınız? Hazırım. Çok da mutlu olurum. Tamam. Ve lütfen gözünüzü kapatınız. Tamam. Ben şöyle uygun bir yere bir geçeyim hocam. Bir dakika. Rahat bir yere bir geçeyim. Tamam. Evet, şöyle rahatım. Tamam. Ve lütfen bekleyiniz. Bekleyiniz Sayın Hocam. Şimdi hem Facebook'tan hem Instagram'dan canlı yayındayız. Peki kamerayı ayarlıyorum. Havanın düştü.
Havanın peki havanın katılmasında bir problem oluştu. Havanın bir kez daha size katılım isteği gönderdim. Havanım merhaba. Merhaba. İnternet düştü. Köydeyim hocam, Buyurun. Aynen. Rize'deyim, köydeyim. Ondan burası biraz zor çekiyor şu an. Tamam. Haydi bakalım. Lütfen kapatınız gözünüzü. Kapattım. Ben ekrana yazacağım ismi, bir isim yazacağım. Onunla ilgili size görüntü gelmesini bekleyeceğiz. Lütfen hiç ekrana bakmayınız. Tamam, bakmıyorum. Sayın hocam, ben ekrana bir yazı yazdım, yorum kısmına. Tamam. Gözünüzü hiç açmayın. Sizin kanalı Açıyorum. olup olmadığınızı hiç açmayın, açmayın. Öyle durun. Siz kanal mısınız, değil misiniz onu göreceğiz. Arkadaşlar, kanal olmak demek gözlerini kapatınca bilgi sahibi olmak demek. Ruhuyla istediği konuyu gidip öğrenebilmek demek. Bizim bilinçli zihnimiz gördüğünü, duyduğunu, dokunduğunu, hissini, kokladığını, tadına baktığını bilir. Ama eğer koklamamışsa, diliyle tadına bakmamışsa, görmemişse, kulağıyla duymamışsa, dokunmamışsa onun varlığını bilemez. Ben şimdi bir şey yazdım. Tüm bunu onun ruhu anlatacak. Ve lütfen yazdığım bir şey var. Onunla ilgili bilgiler, görüntüler gözünüzün önüne gelsin. Gözünüzün önüne gelen görüntüler ne kadar saçmaysa mantıklı olmaya çalışmayın. Lütfen bize hepsini tek tek anlatın. Gözümün önünde. Şu an bir şey yok. Yine bir şey Bekleriz. yok. Resim bekleriz. Bir resim oluştuğunda belki 1-2 dakika beklemeniz gerekebilir. Fotoğraflar, resimler, filmler gelir. Boşluk var hocam. Siyah bir boşluk var. Tamam. 1 dakika bekleyelim. Bakalım bir şey oluşacak mı? Deniz var, sahil var hocam. Görüntü gelmeye Arabalar başladı. var. İşte Arabalar. siz Sahil kanalsınız. var. Deniz, sahil, arabalar ve sonra devam edin lütfen. Gelen her görüntüyü bize anlatın.
Bahçeler var. Böyle salatalıklar, domatesler, ekilmiş bahçeler var. Ha. Aklıma şu an gözüme gelen. Güzel Bravo, siz çok iyi yeşillikler bir var. Bravo, siz çok iyi bir kanalsınız. Lütfen böyle devam ediniz. Böyle hani sevgi dolu böyle kalpler falan uçuşuyor. Böyle bir şeyler var. Çok güzel, çok huzur verici ama. Tamam. Evet. Siz de biraz Çok sonra güzel. anlattıklarınızı ne olduğunu duyunca çok mutlu olacaksınız. Yeşillikler var hocam, ağaçlar var işte dediğim gibi bahçeler, deniz. Çok Lütfen güzel. Onlar geliyor şu an. bahçeyi, yeşillikleri bir anlatın. İşte böyle yeni dikilmiş fasulyeler var. Salatalıklar var. Yeni ekilmiş bir bahçe, yeşillik. Ağaçlar. Deniz. Şu tarz şeyler var. Peki günümüzde Ceviz ağaçları var. böyle bahçeler var mı? Yoksa günümüzdeki bahçeler bu Var tabii. bahçeyle boy ölçüyor mu? Nasıl? Günümüzde bu kadar güzel bahçeler var mıdır? Var. Var tabii ki. Bence Hmm. var. Tamam. Ve lütfen devam edin anlatmaya. Dere var. Dere geliyor. Ceviz ağaçları var. İşte bahçe. Mısırlar var böyle şu yarı boyda. Köpek var etrafta koşan. Bahçenin içinde Tamam. koşan bir köpek. Siz çok iyi kanalsınız ve şu anda aradığımız ismin manası da gelecek. İsmin ne olduğunu istemiyoruz, ismin manasını istiyoruz ve gelecek şu anda hepsi ismin manasını öğretmek için geldiler zaten. Tüm bu görüntüler bu mana için. Kızıl ağaçlar geliyor. O Hiç bahçenin insan etrafında yok. duvarlar örülmüş. Efendim? İnsan yok mu? Şu an için hiç insan görmedim. Yok, yeşillik bir köpek var canlı olarak. İnsan hiç gelmedi, bilmiyorum. Peki bir bakın bakalım insan mı yok acaba nedir? Bakın. Şu an çok güzel bahçe var yani. Bir de köpek, sarı bir köpek böyle kahverengimsi. Siz çok çok iyi bir kanalsınız. Bravo. Lütfen gözünüz kapalı ve anlatmaya devam edin. Birazdan siz bunu söylediğinizde neler anlattığınızı duyduğunuzda var ya nasıl sevineceksiniz. Haydi. Devam ediniz. Fındıklar var, böyle kırmızı bir toprak var. Yaprakları yerlerde kuru yapraklar var. Ondan sonra bahçe işte önümde koca bir dağ var, yeşilliklerle dolu. Başka Her şey var. İnsan yok. Doğru mu? Evet, hiç insan yok. İlginç bir şekilde. Şu an sadece doğa. Doğa yani bize huzur verici bir doğa var önümde. Bugün dünya üzerinde öyle güzel huzur veren doğa parçası var mıdır? Tabii ki var hocam. Tabii ki var şu Karadeniz, benim yaşadığım Kırak, şurada Rize'deyim ve Karadeniz. her köşesi bir huzur yeri. Bravo. Bravo. Lütfen bir daha söyleyin son cümlenizi. Şu an ben Rize'de yaşıyorum ve her yeri, her alanı, her köşesi tam bir huzur olarak. Bravo. Kesinlikle öyle. Karadeniz en güzel memleketlerden
doğaya sahip olan güzel yerlerden birisi. Haydi, lütfen yeniden anlatın bize. Deniz görmüştünüz ve sonra doğa görmüştünüz. Bunları bir anlatın, baştan anlatın. Şöyle güzel bir sahil şeridi var, kayalıklar var, dalga, kumsal, daha çok kayalık gibi. Orada arabalar var deniz kenarında. Sonra bahçede salatalıklar, domatesler yeni ekilmiş böyle fide şeklinde. Mısırlar, ceviz ağaçları var, kırmızı toprak, kahverengimsi bir köpek. Onun içinde şap dolaşıyor. Su var, musluk var, su akıyor, bir dere var. Başka neler var? Mezarlıklar var. Mezarlar var. Başka. Patlıcan geldi bir an. Patlıcan. Mor patlıcan. Ne bileyim, kalbim sevinç dolu. Böyle bir sevgi var, bilmiyorum. Kalp var. Peki Mutluluk. arabaların içine bakın. Arabalarda insan var mı? Aralarda insan bir iki tane var şimdi. Böyle hani oturuyorlar. Gezenler var. Ama çok az. Yani böyle bir an gelip gittiler yani. Hani peki arabalar vardı ya. Araba vardı. Araba. Arabaların içine bakın. Arabaların içinde insan var mı yok mu? Yok. Yok, o kadar Peki sakin ki kimse yok. arabalar hareket halinde mi? Yok, duruyorlar. Park etmişler sahil Arabanın boyu böyle falan. Çok güzel. içi boş doğru mu? Boş. Arabalar boş. Sahilde böyle Peki. kordon boyu park etmişler gibi duruyor. Güzel, böyle bir yeşil Peki yamaç bakın bakalım. var kenarında. Sahilde insan var mı? Hani arabaları terk etmişler. İnsan var mı? Lütfen mantıklı olmayın. Uzaktan Yani işte bakınca küçük küçük insanlar gözüküyor. Yani böyle bir şey, gölge şeklinde uzaktan bakıyorum. Uzaktan görüyorum orayı. yakına gidin bakalım insan mı onlar? İnsan var mı yok mu? Emin olalım. İnsan yok Yakına hocam, gidin. insan. Ha, insan yok. Bu nasıl bir şey ya? Vallahi birazdan siz aradığımız şeyin ne olduğunu anladığınızda diyeceksiniz ki wow, ben neyim? Ben ne muazzam kanalmışım diyeceksiniz. Hadi artık bize her gördüğünüzü anlatın. Arkadaşlar şu anda arkadaşımızın yaptığı şey ruhunun bilgilerini bize aktarmak. Ruhu bize yazdığımız konu hakkında bilgi aktarıyor. Ve ben hiç karışmayayım, ben karıştıkça yönlendirmiş gibi oluyorum. Sizi yönlendirmeyeyim, siz gelen bilgileri bize aktarın. Ben susayım, şöyle 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika gördüklerinizi bize anlatın lütfen. Haydın bırak. Hava çok güzel, bir gökyüzü var, dağlar var, yeşillik, orman, böyle yüksek tepeler var. Daha çok böyle hani yeşillikte kalıyorum, dağlarda çok güzel, sahil, deniz. Başka çok geliyor da toparlayamıyorum, bak böyle anlık gelip gidiyorlar. Bekleriz, vaktimiz var. Tamam. Ne var başka? Çam ağaçları var, çok güzel. Böyle naylon muşamba, beyaz muşamba tarzı parlak bir şeyler var. Ormanların içinde böyle büyük büyük parlayan kar birikintisi mi diyeyim? Böyle naylon muşamba mı diyeyim? Böyle şeyler var. Çam ağaçları var, çok güzel. Bir çam Tamam. kokusu var, o kadar güzel ki, böyle kozalak kokusu.
bileyim ya. Ama şu bir gerçek Devamının içimde çok da. korkunç var. Çok güzel. Anlamadım. Ne var içinizde? Huzur. Ve güzel bir huzur. Ve Tabii bahçe. ki. Tabii ki. Ve siz birazdan aradığınız sözcüğün ne olduğunu duyduğunuzda ne kadar mutlu olacaksınız. Evler Hala var görmüyorum. hocam. Evler boyasız, böyle briketten evler var. Birkaç kat evler var. Böyle seyrek seyrek evler. Aa, çok güzel yine bir gökyüzü var, dağlar var, yeşillikler var. Evlere bakın. İnsan var mı? Yine insan yok hocam. Hiç insan yok. Evler eşyalı, böyle perdeli falan ama yine insan yok. Acaba? Birazdan göreceğiz nedenini. Aslında şu an izleyenlerin hepsi biliyor nedenini. Aydın mı? Arkadaşlar ben pek karışmamaya çalışacağım. Çünkü bizim bilinçli zihnimiz Yelkenli var şu hocam. anda Bak çok güzel bir yelkenli görüyorum. O kadar güzel ki denizde. arkadaşlar bizim Takılmıyor herhalde bilinçli böyle bir zihnimiz bir su damlası kadar bilgiye sahipken bizim ruhumuz okyanusun bütün sularına haiz. Okyanusun bütün suları kadar bilgiye sahip. Ve bizim ruhumuz bir konu anlatırken işte şu anda arkadaşımızın anlattığı şekliyle geniş ve kapsamlı biçimde konuyu anlatır. Bakın ruhumuzun konu anlatımına. Lütfen devam edin, yelkenliği anlatın. kahverengi beyaz yelkenleri var. Böyle iplere asılan insanlar var orada. Çok güzel böyle hani yön vermeye çalışıyorlar yelkenlere. Çok güzel dalgalar var mavi beyaz. İnsan var mı? Bir bakın Açılıyor. yelkende. Evet insan var iplere asılıp o yelkenliği çekmeye çalışıyorlar. Bir tarafa döndürmeye çalışıyorlar. Asılıyorlar iplere. Biz hiç insan görememiştik. İnsan göründü mü acaba? Gidin yakından bakın, insan mı? İnsana bir insanlar. Çünkü asılıyorlar böyle herhalde insanlar. İnsan asılır da. Yakına gidin. Çok yakına gidin bakalım, insan var mı? Yine yok. Uzaktan öyle gözüküyor ama yok ben hiç insan göremiyorum hocam. Vay Yok vay yok vay. hakikaten doğa bomboş ve çok huzurlu. Ve lütfen anlatmaya devam edin. Siz şu an valla bütün dünya için çok önemli bir bilgiyi veriyorsunuz. Bütün dünya için ama. Aynı şekilde işte o görüntü kalıyor hocam. Ağaçlar, gökyüzü, böyle kar birikimi desem, muşamba, naylon mu desem böyle büyük büyük parlak bir şeyler var ormanın içinde kenarında. Deniz var. İnsan yok. İnanılmaz bir huzur. Orman tarafı koyu yeşil, çok koyu ama böyle karanlığa yakın bir yeşil. Deniz çok parlak, çok güzel. Dalgalar köpük köpük. Çok güzel. Kayalara vuruyor vallahi. Peki. Çok güzel. İnsan gelsin. Bir insan gelsin. Kimin geleceğini biliyorum. İnsan. Annem geldi. Evet, biliyordum. Bir kadın gelecek, biliyordum. Bir kadın geldi. Biraz anlatın. Kendisini yeniden canlı yayına alacağız. İnternet düştü.
arkadaşlar o insanın sadece kendi annesi olduğunu zannediyor. Hayır. O hepimizin annesi. Havva ana. Şu an arkadaşımızı yeniden canlı yayına almak üzere kendisine davetiye gönderdim. Of. Tekrar hoş Ya geldiniz. arayıp duruyor hocam, arayıp durdu. Gözüm kapalı, kapatmaya çalışıyorum. Oraları kapattım. Valla elinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. İnsan gelsin dedim. Bir kadın geldi. Doğru mu? Evet, annem geldi hemen. Beyaz çorapları, ayağında lastikleri. Annem geldi. Annem. Annenizi biraz... Anneniz geldi. Başka? Başka kimse yok şu an. Peki, o sadece Benim bir sizin arkadaşım anneniz mi? var. Efendim? Bir daha söyleyin, arkadaşım dediniz. Bir arkadaşım yüzüme sanki orada. Ya. Tekrar tekrar arıyor. Evet. Anlayamadım, bir daha Annem söyleyin. beyaz merdivenlerden aşağı iniyor hocam. Çok güzel. Arkadaşınızı da anladın. Daha doğrusu arkadaşımız düştü. Ve Karadeniz'de genellikle isimler şöyledir. Annelerinin isimleri çocuklara verilir, babaların isimleri çocuklara verilir. Büyük ihtimalle annesinin ismi de kendi ismidir. Yani arkadaşımızın ismi ve annesinin ismi aynıdır. Annesinin ismi Havva. Arkadaşlar. Havva Hanım'ı canlı yayına almaya çalışıyorum. Hocam. Şu an tekrar geldi. Ay, hakkınızı helal edin. Bir arkadaşım var, sürekli arayıp duruyor. Ha. Olsun. Sürekli. Haydi. Atıyorum 20 kere aranır mı ya? Buyurun. Hani tamam. Bir insan gelsin dedim. Anneniz geldi. Hı. Annenizin Beyaz adı ne? merdivenlerden aşağıya böyle ayağında beyaz çoraplarla iniyor. Çok güzel. Elinde bir bastonu var. Annenizin adı ne? Mükerrem. Tamam. Ve hala biz bir isim arıyoruz. Bu isim bize kendini göstersin. Anneniz şöyle aşağı insin bakalım. İniyor. Köyde ya da orada başka insanlar da var mı? Yok. Yok, annem böyle o bahçeden aşağıya iniyor. Peki anneniz insan olmadığını görüyor mu? Yani kendisinden başka insan yok. Anneniz bunu anlayınca şaşırıyor mu? Öyle baston elinde merdivenden aşağı iniyor. Kimse yok, o var. Yok, Sorun şaşırmıyor. annenize. Annenize sorun. Anne, burada senden başka kimse yok.
Neden Nereye senden başka? gittiler diyor. Nereye gittiler diyor. Böyle şaşkın etrafa bakıyor, arıyor. Haydi. Bakın bakalım, annenizle konuşun. Neredeler insanlar? Nerede insanlar? Yangın çıktı. Bir dakika. Bakayım. Canım sıkıldı. Yangın çıktı diyeyim. Bir daha söyleyin, neredeymiş insanlar? Bir daha söyleyin lütfen. Lütfen bir daha söyleyin. Söylenenleri duyamadık. İnternet zayıf. Lütfen bir daha tekrarlayın. Söylediklerinizi anlayamadım. Başka insan yok. İnsan silueti göremiyorum. Yok yani. İnsan hiçbir yerde yok. Her taraf yeşillik, gökyüzü, deniz, başka bir şey yok. Anlatabildim mi? Peki bir internet gitmişti. Evet, He. internet gittiği için anlayamadık. Her şeyi en baştan lütfen bize anlatın. Şimdi gördüğüm şey deniz. Deniz dalgası, böyle beyaz köpükler, Evet. mavi, çok güzel kayalıklar, araçlar, boş araçlar böyle sıra sıra dizilmişler. Dağ, çam ağaçları, karlı dağlar ve bir bahçe. Bahçede domates, biber, patlıcan fideleri böyle güzel fasulye. Onların içinde gezen kahverengi bir köpek. Sonra annem geldi. Annem merdivenden aşağıya beyaz çoraplarıyla iniyor. Nerede insanlar diye sorduğumda yangın çıktı, insanlar gittiler diyor. Böyle morali çok bozuk. Sonra etrafa bakıyorum. Etraf koyu bir yeşil. Her taraf gökyüzüne yakın. Her taraf koyu bir yeşil. Hiç insan yok hocam. Annemin morali çok bozuk. Gördüğüm bunlar. Anlatabildim mi? Ha. Evet, çok güzel anlattınız valla, Allah razı olsun. Lütfen devam edin. Peki anne, sen tek başına mı yaşayacaksın bu dünyada? Bir de annenize sorun, dünyanın tamamında hiç kimse yok mu? Dünyanın tamamında kaç kişi var? Lütfen siz bakın, dünyada kaç kişi var?
Annenizden başka kimse var mı dünyada? Her tarafı dolaşın, bakın. Hocam gerçekten yok. Niye yok? Hocam gerçekten yok. Ben görmüyorum. İnan sadece dağlar, yeşillikler var. Gökyüzü var. Anneniz var mı? Annem var orada. Tamam. Ama morali çok Peki bozuk. Elinde şimdi, bastonuyla morali çok bozuk. çünkü insan yok ve lütfen şimdi her taraf insan dolsun. 8 milyar insan dünyada olsun. İnsanları görün şimdi. Tamam. İnsanlar görünmeye başladı mı? Evet, buradayım. İnsanlar görülmeye başladı mı? İnsanlar var mı? Kalabalık şehirler gözükmeye başladı. Evet. Çok güzel. Lütfen şöyle deyin. Annen... Havva Hanım, insanlar görülmeye başladı, doğru mu? Ya büyük büyük şehirler ama ne bileyim insan yok, gene yok şehir, binalar, şeyler. Gerçekten insan yok. Niye yok? Ben mi görmüyorum? İnsan, tamam, doğru, insan yok. İnsan olmayınca üzülüyor musunuz? Tabii koca bir boşluk var, sessizlik var. Bir tek anneniz mi var orada? Yani evet. Bir de bir köpek Peki. var. Haydi. Ve şimdiye gelelim. Bugüne. Bugün He. 2 Haziran 2021 Çarşamba bugün. Siz Rize'nin hangi ilçesindesiniz? Merkezdi. Tamam. Rize merkezdesiniz. Şimdi Rize'yi görün. Tam bugün böyle insan kalıp insanları görün. Kalabalık Tamam. insanları. Ve şimdi bakın bakayım. Onları sorun. Siz benim annemi tanıyor musunuz deyin. Hepsi sizin annenizi tanıyor mu herkes? Sorayım. Yoksa şöyle mi diyorlar? Tabii tanıyoruz. O bizim annemiz. Önce bir şaşkınlıkla bakıyorlar, sonra evet diyorlar. Bir döndü, yani böyle bir kalabalık caddeye girdim. Sordum. Önce bir şaşkınlıkla baktılar, sonra evet dediler. Yani seni tanıyoruz, anneni de tanıyoruz. Senin annen bizim annemiz dediler mi? Yok. Seni tanıyoruz, anneni de tanıyoruz dediler. Yani Tamam. ne Peki gidiyorlar sizin oğlum? nerede? Şey, hocam insanlar gidiyor. Ha? İnsanlar nereye gidiyor? Yok, yeni kayboluyorlar. Ben niye insan görmüyorum? Bak o bir an Tamam. gördüm, sordum. Bayağı da kalabalık cadde. Ama şu an gene yok. Tamam. Peki sizi nereden tanıyorlarmış? Beni nereden tanıyorlarmış? Bilmem. Seni tanıyoruz dediler. Bilmiyorum ki. Sorun, ben sizin anneniz Hocam çok miyim? çok. He. Ben sizin anneniz miyim yoksa diye sorun bakalım. Soruyorum da gülüyorlar hocam insanlar.
Tamam Şifresinden yani çıkıyorlar. Öyle geleceğiz. tamam neden gülüyorlar? Doğru olduğu için mi? Bilmiyorum Beni ki. nereden tanıyorsunuz? Ben sizin anneniz miyim? Beni nereden tanıyorsunuz diye sorduğunuzda ne diyorlar? Seni bu diyorlar. Yanımızda diyorlar. Ne diyor? Anlayamadım. Sen hep buradaydın. Biz Anlayamadım. seni hep görüyoruz. Tanıyoruz diyorlar. Sen hep yanımızdaydın. Oradan tanıyoruz. O şekilde tanıyoruz Peki, diyorlar. sorun sizin nineniz, dedeniz, dedenizin dedesi, dedenizin dedesi, dedenizin dedesi de beni tanıyor muydu? Sizin 1.000 sene önceki dedeniz de, nineniz de beni tanıyor muydu diye sorun. Sizin 1.000 sene önce, 2.000 sene önceki anneniz, babanız, dedeniz, onlar da beni tanıyorlar mıydı diye sorun. Sen hep bizimleydin diyorlar. Evet diyorlar. Onların Yani adı böyle bir aile gibi. Onların ataları da binlerce önceki ataları Diyorlar. da. Bir daha söyleyin. Lütfen Sanki bir tekrarlayın. aile, bir evmişiz. 1.000 sene önce bir evde yaşıyormuş gibi yani. Ayrı gayrı yok. Bir aile gibiymişiz. Öyle bir his de geldi içime. Yani böyle Evet. sağlam bir his. Ya sanki onlar benim böyle bir parçam. Tamam. Siz onların annesi miymişsiniz yani? Onu bilmiyorum ama bir ev böyle sarı boyalı, böyle dört duvar bir ev ve sanki o insanlarla 1.000 yıl önce hep oradaymışız gibi. Bir an öyle bir his, bir sıcaklık. Tamam. Lütfen. Tamam. O eve gidin. Bakalım o evin annesini görün. O evin annesi siz misiniz, değil misiniz? Bir gidin bakalım. Çok yaşlı bir teyze var evde, böyle köşede oturuyor, bana bakıyor. Böyle eski zaman giysileri giymiş. Ev sadece dört Bu duvar. evin anne, tamam. Bu evin annesi kim diye sorun ona. Tamam. Bakıyor bana sadece de dur. Teyze diyor ki benim diyor. Tamam. Teyzeye sorun. Teyze sizin adınız ne? Havva diyor bak. Havva diyor, bir de gülüyor. Karşılıklı gülüyoruz. Peki neden isminiz Havva? Peki kocanın adı ne diye sor ona. Havva teyze, kocanızın adı ne? Hocam. Ben biliyorum onun kocasının adını valla. Böyle Alaaddin mi, Ali mi? Öyle bir şey, Hasan bir şey diyor ama birkaç tane De diyor. ki teyzeciğim Ha? duyamıyorum. Teyze duyamıyorum biraz bağır de. Teyze bağırsın. Kocasının adını söylesin. Hasan diyor, Hasan. Hasan. Öyle bir şey. Hasan mı? Hasan mı diyor, Adem mi diyor? Adem. Şimdi Adem, Alaaddin, öyle bir şeyler, bak Hasan az önce birkaç tane saydı ya, Alaaddin, Ali. Bilmiyorum ki. Tamam. Lütfen gözünüzü açın. Açtım. Siz Hocam çok iyi çok bir ilginç. kanalsınız. Vallahi muazzam bir kanalsınız. Biz size neyi sorduk biliyor musunuz?
Havva Hı. isminin manası nedir? He. Nedir? Havva kim? Havva kim? Bütün insanların annesi değil mi? Havva anne, ana. Aa. Evet. Ya. Siz gittiniz. Hocam. Çok Siz ilginç. cennet gibi. Evet, siz cennet gibi bir yere gittiniz. Orada hiç insan yoktu. Sonra anneniz geldi, anne. İşte ilk insan olarak anneniz geldi, bir kadın. Ve sonra şehir, sizin adınız zaten Havva ve anneniz geldi, Havva ana olmuş oldu. Rize'deki ve bütün dünyadaki insanlara soruyoruz, diyorlar ki biz aynı ailedeniz, biz akrabayız. İlk Şimdi aileye bak gittin. o insanlara sorduk ya, şöyle korkunç bir his. Bir ev, sarı boyalı bir ev ve biz hep o evin içindeyiz. Sanki onlar hep benim bir parçam gibi hissettim. Ben dedim ya, bir şey hissettim. Bir Siz sene onların önce. annesisiniz. Havva ana herkesin annesi. Onların hepsi sizin Aa. çocuklarınızdı. Onun için öyle hissettiniz. Zaten kadın, o teyzeye sordum ya, ismin ne? Gülerek, kahkaha atarak Havva diyor. Ben de güldüm burada, istemsizce güldüm. Aa, hocam çok güzel bir deneyim yaşattınız bana bugün. Çok teşekkür Valla ederim. işte ben teşekkür ederim. Peki neden Havva anamız kocasının adını söyledi, Adem dedi ama sonra Hasan, Hüseyin, Ali, Veli, Ramazan, Şaban dedi? Bir sürü isim Çünkü dolaştı orada, bilmiyorum. bizim annemiz o günden beri annelerimiz tabii ilk insandan bugüne kadar milyonlarca defa evlendiler ve pek çok İnsan bugüne kadar onlardan türedi. Ve Karadeniz'de şöyle bir atasöz, şöyle bir ne var? Tekerleme var. Ana kaç evlendin? Hiç. Ali, Veli. Üç de ondan evleli. Recep, Şaban, Ramazan, bir de rahmetli baban. İşte Ha. Havva anamız, Havva ana. Sizin isminiz ilk insan. İlk anne, Havva ana. Biz sizin isminizi işte böyle sizin ruhunuzdan dinledik. Aa, o yüzden hiç insan göremedim hocam. Çünkü ilk insan ya bak. Aa, gerçekten yok. Ortalık bomboş. Dünyaya tepeden baktım, yine boş. Aa. İşte Çok ilginç. valla Çok ilginç. iyi ki aramıza katıldınız. İyi ki bizim eğitimlerimizi veriyorsanız arkadaşlar. Bizim eğitimlerimizi aldığınız zaman arkadaşlarımız size ilk gün bilinçaltı dilini öğretecekler birinci modülde. İkinci modülde bedeninize ve herkesin bedenine şifaya vesile olmak öğretilecek. Üçüncü modülde levhayı mahfuz ve bizim dünyamız anlatılacak. İkisinin arasındaki ortaklıklar ve farklar anlatılacak. Ve Sayın Hocam, Allah sizden razı olsun. İyi ki katıldınız. Eğitim şu an canlı yayınımıza. Havva Hocam, bizim eğitimlerimizi sizden Havva uzundan almak isterlerse size nasıl ulaşsınlar? Telefon numaranızı mı söyleyeceksiniz? Nasıl ulaşsınlar? Sizden eğitiminizi alsınlar. Şimdi hocam, bunu sonra bir görüşsek sizinle. Tamam, Hava Hocam. Ben Haydi sizle görüşürüz. bir şekilde yaz, bir sonraki adım bunlar. Tamam Sayın Hocam. Ve sonrasında Instagram'dan ya da Facebook'tan size ulaşacakları irtibat numaralarını sonra verirsiniz. Bunları Böyle bir konuşalım, tamam mı? katılım yaparız, orada açıklarız. Tamam Çünkü Sayın benim Hocam. bazı şeylerim var. Onları böyle bir dönmem lazım. Tamam. İyi ki yayınımıza katıldınız. Havva isminin, Havva anne, Havva anamızın ne olduğunu tüm dünyaya ruhunuzla duyurdunuz. Ama hakikaten çok ilginç hocam. Ben bunu hiç beklemiyordum ha. Hakikaten insan yok.
Hiç insan göremiyorum. Çok ilginç. Çok teşekkür ederim ya. Aa, Ben vallahi teşekkür şok ederim. oldum. Kendim bile kendimin Eğer farkında değilim bak. Gördün mü? Evet. Eğer isterseniz sizinle bir isim daha bulalım. Şimdi şu arkadaşım beni sürekli arıyor hocam. Benim çıkıp ona bir dönmem lazım. Tamam sayın hocam. Haydi. Ve yeniden ben canlı yayın başlayacağım. Konuşmanız bittiğinde katılmak isterseniz aramızı yazarsınız. Ben katılmak istiyorum derseniz sizi yeniden alırız. Tamam, çok Tamam. iyi olur. Hani bugün Evet. olmasa ben şimdi siz sürekli canlı yayın yapıyorsunuz görüyorum. Ben bir yerden girerim olaya. Tamam sayın Tamam. hocam. Selamlar, saygılar. Alemler İyi ötemesin ki hocam. varsınız hocam. Hoşça kalın. İyi İyi günler. günler. Günler Sağ olsun. olun.